Bana niye teşekkür etmiyor acaba? Siz hep yanımda kalacaksınız. Bitişte teşekkür ederim. Ne yaptın şimdi kadına? Ne faydan dokanda teşekkür bekliyorsun? Hanımefendi sessiz sizin için ne yaptı burada? Orada bir iki bir şey doğradığını bir gördüm ben. Benim doğradım kabaktan iki dilim aldı. Eller alışverişte görsün. Doğradı attı oraya. Patlıcana desen öyle iki dilim doğradı bıraktı. Ne yaptın? Benim varlığım bile yeter. Ondan yana hiç şüphemiz yok. Rabbim varlığınızı her daim omuzlarımızda daim etsin inşallah. Bizim ömrümüzden alsın seninkine versin de rahat. İnşallah. Hazır yufkamız efendim. Hazır yufka ama el açma tadında olacak. Bak aynen. Geçen hafta kadın hazır baklavalı böyle börek yaptı. Hı hı. El açma dediler. Gerçekten. Vay mors etti onları. Karnı yarık böreği ya kıyma kavrulmayacak mı? Kıyma değil peynirli, maydanozlu, domatesli, biberli olacak. Aa! Çünkü Kadir Bey yanında da yağlı biber yatağında kızartma olacağı için ikisi çok ağır olurdu. Peki. Arasıcağı da basit. Hazır yufka kullanacak büyük ihtimalle. Kızartma zaten her gün evimizde pişen bir şey. Bir zorluğunu görmedim. Arasıcak börek. Bizim yaptığımız el açması değil. Hazır yufkayı alacak, saracak, bıçağın karnını yaracak, içine iki domates biberi koyup verecek, fırına bitti. Sen eşine yarışma için söyledin de hemen izin verdi mi sana? İstanbul'a geleceksin, hani burada kalacaksın evet, falan. Evet, hemen verdi. Ama ne bileyim hani bir anda eşin İstanbul'a, İstanbul deyince şimdi... Yok yani bazen iş seyahatlerim falan da oluyor. Gayrimenkul işi de yapıyorum aynı zamanda. Bursa dar geldi demek. Ne dedi? Bursa'yı ters taklaydı. Yani aramızda bir güven için. Problemi olmadığı için hiçbir zaman yaptığım hiçbir şeyi sorgulamaz. Yok güven probleminden değil de sonuçta neden? İstanbul kalabalık şehir. Başına bir iş ama gelir ama iş için de geliyorum. Ya. Mesela iş için gelince başıma bir şey gelmiyor da. O zaman da iş için geldiğini bilmiyorum. Tabii. İş için hı-hı. Geldiğinde de eşin hiçbir yan dur ben de geleyim ya da... Ama o da çalışıyor. Gelemez ki çalışma saat tabii. Peki bu sürücü kursu öğretmenliği nereden çıktı? Özel eğitmenlik yapıyorum. Nereden çıktı? Kuruma yani? Bağlı değilim. Çok mu iyi araba kullandığını evet, hissettiğinde dedi ki ben de eğitmenlik vereyim. Yani bir dönem işsiz kalmıştım böyle ne yapayım falan diye planladım. Zeki kadın işi bu. Ondan yani sonra var onu kullanmış. İş de bulamıyorum ama güzel de araba kullanıyorum. Böyle dediğin sizin de fark ettiğiniz gibi tane tane konuştuğum için böyle bir arkadaşım şey dedi işte Canancığım çok iyi araba kullanıyorsun. O kendisi başlamıştı. Ondan sonra aynı zamanda izah da edebilirsin. Yani bunu öğretebilirsin. Bence bir deneyebilirsin dedi Pelin diye bir arkadaşım. Sonra öyle başladım. Sonra bir öğrenci, iki öğrenci derken ilk ay böyle bir iki öğrencim oldu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum yani. Mesela devamı hep geldi. Mesela bana yolda giderken o arabanın yanlarını göremeyişimi bir çözme şeyi verebilir misiniz? Yani şöyle şerit değiştirirken mi? Yok. Böyle sokaktan gidiyorum ya yanda arabalar var. Karşıya bakıyorum arabanın yanları sürtüyor mu sürtmüyor mu anlamıyorum. Bütün problemim o. Şöyle, bir tane anlatmanız lazım. Şimdi aracın önünde çıtalarımız vardır sağda ve solda. Aracın köşe yani camımızın tamam. Kenarlarında. Şimdi şöyle dibindeyken bu belli olmaz. Uzak noktadan sağ çıtam mesela sağdaki engele değecek mi diye bakacaksınız. Sol çıtayla evet çıtayla ölçeceksiniz ama bunu uzak noktadan ölçeceksiniz. Kız bak bu adam sana inanmıyor. Bir deneyelim yani. Bak gözümün içine öyle bir baktı ki benim bile inanasım gelmedi Canan. Bir şey diyeceğim ben bunu ilk defa duydum bu arada. Evet doğru çok güzel püf noktalarım var. Birkaç püf noktası sen da veririm. Sen İstanbul'a geliyor musun Canan? Eğitim için gelmiyorum. Yani isteyen oluyor ama şey yapamam. En son araba sürmeye kalktım da okul servisinin içine girmiştim iki kere. Geri gideceğim ileri gittim. Sonra bir de araba çalışırken arabayı bırakıp aşağı indim o şokumdan birlikte. Allah'tan ki servis şoförü beni seviyormuş da fotoğraf çekildik. Sen evlendiğinde hemen çalışan bir kadın mı oldun? Evet, evlenmeden önce de çalışıyordum. Zengin koca bulamadınız mı Canan Hanım? Aramadım, arasam bulurdum zengin koca. Çok zengin koca adam, diye arasaydım. Adam olsun. O peynirleri nereden alıyorsun sen? Benim karnımın içinde dolu. Ya masada yer kaplamasını istedim bir an önce. Yaptın ya. Bunu kesince açıldı bu. Kız Canan bu niye böyle onu kaldı? Onu şimdi kesmeyin tepside keseceğiz. Bir de öyle olmayacak. Hemen ben bir tane yapayım bir kaseyi. Sevgili seyirciler, en amanat benim de haftanın üçüncü günde son 36 dakikadayız mutfakta. Heyecan dorukta. Yarışmacımız elinden geleni yapıyor. İnşallah eksik bırakmadan çıkacağız buradan. Görmüş olduğunuz gibi mutfakta her şey uçuşmaya başladı. Siz de en amanat benimle yarışmak istiyorsanız
50 bin liraya ihtiyacınız varsa, ha para ihtiyacım yok ama ben kendimi ispatlamak istiyorum diyorsanız, o zaman tam yerine başvuruyorsunuz. Enem Arat benim sosyal medya adresine ya da televizyonda şu anda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralara başvurarak yarışabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden bekliyoruz. Haydi buyurun. Salça, soğan, domates biberle kavurduk. Buraya kadar klasik zaten. Evet. Tamam. Tepside közlediğimiz patlıcanlarımızı, bostan patlıcanlarımızın içine kaşık yardımıyla açtık. Sotemizi içine dolduruyoruz. Yani aslında bir yerde bu etli karnıyarığa benziyor. Sadece evet. Modeli değişik, saksı evet. Şeklinde olduğu için saksı kebabı deniyor. Evet. Ama bunun üstüne bir salçalı sostur, beşameldir, kaşardır. Farklı bir şey konacak mı bu patlıcanlara? Yani dili isteğe göre konuluyor ama benim tarifimde yok. Şey ekleyebiliriz üzerine, kaşar ekleyebiliriz. Ben eklememiştim belki beğenilmez diye. Kaşar koyacağız. Bu börekler de fırına girecek daha. Şimdi domatesleri çıkartacağım şimdi. Ne? Domatesleri çıkartacağım şimdi. 23 dakikanız kaldı. Domates pişerken keşke börekleri fırına verseydin. Altında bir nebze olsa kızarırdı onlar. Evet efendim, dakikalardır fırında közlenmesini beklediğimiz domatesler sadece solmuşlar. Kadir Bey, onun lezzeti yine de olmuştur. Şimdi robottan geçirdiğimizde gayet lezzetli bir çorba olacak. Sizin elinizin lezzeti yeter bir kere. Hanımefendinin tırnaklarında bant var, elinde eldiven var ama dış ses elinin lezzetli olduğunu iddia ediyor. Ben ömrümde bu kadar altı boş bir yalan görmedim. Çorba domatesli. Ana yemek domatesli. Ara sıcakta da domates biber var. Ya bu kadar domates üst üste normal mi? Normal tabii. Ben ömrümde bu adam kadar şekil değiştirenlerini görmedim. Neyse ki seyircimiz sizin diğer yorumlarınızı da biliyor. Dış ses Canan'a hiçbir şey söylemiyor sevgili seyirciler. Beni mi koruyor diyorsun Kadir Bey? Garibim Döndü ablaya neler dedi neler dedi. Ah Döndü ablam ah. Döndü Hanım hak etti ama. Ah Döndü. İşte bak kincisin. Sonra bana diyorsun ki sen kıskançsın, sen de kincisin işte. Sen daha geçen gün demedin mi ben kinci bir insan değilim, her şeyi çabuk unuturum diye? O geçen gündü. Allah'ım sen bana sabır ver. Hemen ekle, hemen ekle. Canan şakaya gelmez bak bu işler, gözünü seveyim. Et suyu koyacak mısın sen? Koyacağım. Getir o zaman et suyunu, şunun üstüne devirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Onu bir karıştırsaydın keşke. Almayacağım onu zaten, karar karar. Yemin ediyorum var ya, lezzet bombası. Canan Hanım yetiştirebilecek misiniz? Elimden geldiği kadar yapacağım. Buyurun Canan Hanım. Domates püreniz hazır efendim. Ağzını eğirip de bir teşekkür bile etmiyor, gördünüz mü? Kaç defa edecek, doymuyorsun. Teşekkür ederken bile sanki vakit kaybedeceğim, kızacaksınız bana. Bence Kadir'e teşekkür etmek tam bir vakit kaybı. Haklısınız kızım, haklısınız. Ben ki sizin domateslerini siz geçten geçirirseniz, et suyu dökersinizse, siz de bana bunu dersiniz. Ben kime yaranmışım ki? Bunun üstüne yoğurtlu sos mu yapacaksın? Bana yine domatesli sos yapacağım deme sakın Canan. Yok, yoğurt koyacağım sadece. Ha. Süzme yoğurt koyacağım. Sarımsaklı mı, sarımsaksız mı? Sarımsaklı koyacağım. Sarımsaklı. Zaten bu haftakiler sarımsağı seviyorlar. Çorba da burada duruyor bu arada. Çorba ne zaman tereyağıyla kavrulacak? Of Canan, şu an hayatını belki de en zor gününü yaşıyorsun. Gerçekten öyle. Yağ kızabilir, tencere sıcaktı. Buna sadece birer kaşık tatlı kaşığıyla şey koyacağız, süzme yoğurt koyacağız, üzerine maydanoz ekleyeceğiz, o kadar. Unun nerede? Aşil terbiye nerede? Unu istedim ben domates için. Unu ha geldim. Al bacım, hadi al bacım. Bir kaşık mı atıyorum? Evet, bir kaşık yeterli. Son 4 dakika. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Hadi canım, hadi. Sen iyi ki o sofrayı kurmuşsun. Bayılıyorum bu son dokunuşlara. O bir fesleğen, o bir şey. Börek ne durumda Kadir? Börek kızarmaya başlamış. Domatesler kabuk atıyor. Gayet iyi. İnşallah içleri kuru olmaz. Buna krema girecek mi? Hayır. Tamam buyurun. Hanımefendi 3 dakikanız var. 3 dakika sonra ocaklarınızı söndürürüm. Ay saçmalama. Gözünün yaşına bakmaz valla. Gidip vanayı bile kapattığı olmuştur yani, biliyorsun. Sen bu tarifi nereden aldın Canan? Önceden ben böyle fırında yapmıyordum bunu. Sadece domates rendeleyerek. Hayır süt. Bütün hayvansal ürünler bir arada ya. Al. Bir de yumurta kır tam olsun. Mandıraya döndü mutfak.
Şunlar zaten sunumda girecek fırına. Börek de kızardı. Efendim son bir dakika. Ve Canan Hanım bakalım yemeklerin tadına baktı mı? Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Canan Hanım programını yaladızı yaladızı. Canan Hanım programını yaladızı yaladızı. Ooo! Bursalı mısın kadifeli gelin çaydan mı geçtin? Yanakların alan olmuş ayran mı içtin? Oh ayran mı içtin? Sen kimin yarisin yavrum her yanın oynak ya her yanın oynak. Salatanın sosu evet. Yok hala. Maşallah sübhanallah. Onu karıştırma salatanın sosunu yap. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet, tuz attın mı? Hayır. Tuz da sofrada atarlar zaten. Domatesi de atacağım. Domatesin altını da kapatalım efendim. Kapatalım mı? Lütfen, süreniz bitti çünkü. Çorba da kapandı efendim. Fırını da kapatıyorum. Pilavı da kapatıyorum. Son dakika olduğu için bütün uyarıları yapmıştık. Tebrik ediyorum. Artık o eldivenleri çıkar, kangren oldun zaten. Yemin ederim kız, efendimiz. Kalk gidiyoruz. Hadi, sofrada... Azimli, ihtiraslı bir ev sahibi bekliyorum. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Hepsi mükemmel oldu. Bomba gibi bir hazırlık yaptık. Masa düzenim hazır. Şimdi üzerimi giyinip misafirlerimi karşılayacağım. En büyük yaptığı şey burada masayı önden hazırlama. Son evet, tebrik ederim. Ben çünkü yetiştiremeyeceğimi düşünüyordum. Bu heyecanla gitseydi zaten eminim yalap şalap bir masa hazırlardı. Olmayacaktı, hazırlayamayacaktı. Hanımefendi menüyü çıkardı önüne de masayı erken hazırlaması mı en büyük şey oldu? Bir yarışmacı ancak bu kadar aşağılanır. Neye aşağıladım? Ben burada diyorum ki iki masayı hazırlamış. Sonlarda ne kadar heyecanlandı ya. Gene suçlu. Allah beni kahretme. Allah beni asıl siz de kurtarın. Geç ana geç. Her şey sizin. Bütün suçunuz benim üstüme kalıyor zaten mutfakta. Masada görüşürüz efendim. En amanat birimde bugün Canan Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız közlenmiş domates çorbası, saksı kebabı, yanında pirinç pilavı, karnıyarık böreği ve biber yatağında kızartma, mevsim salatası ve muhallebili Kemal Paşa'yla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.